şöyle bir geçelim ya. Evet, min altı üstüne gelmiş durumda. Nasıl reklamlardan kaçındık? Ha. Kardeşim gözlüğünde bir takım reklamlar mevcutmuş. Bir tane. Onu kaldırdım o yüzden. Bir tek Atari'm izin reklam olabilir. Bak. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeniden bir Atari bölümüyle karşınızdayım. Oynuyoruz işte müsait olduğum sürece kartriçlere. Bunda arkadaşlar Bilardo var, Doktor Mario var. Bugünkü bölümümüzde. Hadi bakalım inşallah güzel bir şekilde oynarız. Çok fazla bahsedecek bir şeyim yok. Önceki bölümde gayet fazla bahsettiğimi düşünerekten başlıyorum. Evet. Oh, parlaklığı bayağı arttırmışım. Çünkü ekran çok kötü görünüyor bir türlü. Neyse arkadaşlar. Başlayalım. Bak gördüğünüz gibi Doktor Mario, Bomberman, Rose Fighter, Formation Z, bunun Z. Ama bunu nasıl oynandığını bilmiyorum. O yüzden salak salak gezineceğiz bunlar. Bu herhalde mantığı basit ya. Sürekli ilerleyeceğim de nasıl ilerleyeceğim? Ne yaptığımı anlayamıyorum yani oyun boyunca. Thunderball. Tamam. Lord Runner. Bu arkadaşlar bu kadrosundaki en kanser oyun olarak ilan ediyoruz. Lord Runner. Ve Jewelry. Jewelry'nin müzikleri efsanevi ve bu Jewelry'nin lisanssız bir oyun olduğunu biliyor muyuz? Ben bilmiyordum bu yıla kadar. Yani Doktor Mario, evet kesinlikle 188 tane oyun var bu arada. Doktor Mario'yu açacağız. 1993. Bayağı değişikmiş ha. Ya abi ya. İlk oyunlarımdan biriydi. Çünkü bu kartuşları aldığımda, yani oyun kasetleri, kartuş oyun kaseti demek. İşte onlar zaten bildiğiniz üzere bu şu anda bulunanları ben almıştım. Önceden markette benim gittiğim büyük süpermarkette satılıyordu, satılmamaya başladı. Anlatmışım bunu kesin size. Üstünde de şey kasetler falan yoktu. Ne olduğunu bilmiyordu. Seçmeye alıp şey sayısal şey şans topu gibi böyle karıştıra karıştıra Allah'ım lütfen farklı oyun gelsin diye seçiyorduk. Kaşır olduğunu hatırlamıyorum. Yemin ederim o kutuyu yükleyip eve götüresim vardı yani. Ama yok. Öyle bir şey sizce izin verirler mi derim abi. Şimdi arkadaşlarım benim. Virüs level'ımız gördüğünüz gibi. Speed. Bu şeye kadar gidebiliyor herhalde. Yani maksimum seviye çok dehşet bir şey. Nasıl bir şey o yani. Sıfırlanıyor galiba onunla geçince. Neyse speed. Bu düşme hızını ayarlıyor. Ama medium olsun. Normal şekilde devam edelim siz de görün. Music type, fever. Yani lütfen fever olsun. Sonra chill yaparız. Bunda da olmuyor gördüğünüz gibi of da. I am Dr. Mario and I am saving lives. Tamam. O kadar. Yeter. Bu oyundaki amaç işte aynı renkleri üst üste getireceksiniz. Ki ben bunu küçükken bilmiyordum. O yüzden sarıyı sarıyla birleştiriyormuş bok olmuyordu. burada hata yaptık. Şöyle bir yok edelim onları. Tabii 4 tane. Bakın 4 tane mavi birleşince yok oluyor mesela. Ama virüs varsa virüsü de normal bloktan sayıyor. O yüzden yani 3 tane görseniz yetiyor üstüne. Bu da bu şerefsiz oyun bana vermiyor şu an. Bak 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 bak. Al. Yamuk koysaydım bunun üstüne gelecekti. Şöyle yapabiliyoruz. Evet o mümkün. Şöyle sıkıştırabiliyoruz. Sanırsa Tetris oynuyoruz. Tamamdır. Tetris alakası da yok oyunun aslında da. Nereden geldiyse aklımı bilmiyorum ya. Yalnız ben bu müzik bitmeden bitireceğim. Neye bakınıyorsun lan? Ha bitti. Belki de bitirebilecektim bitirmedim diye mi ötüyor acaba? Dıdıdıdı sesi. Ya ondan aslında öyle paçavra ettik. İki player oynanabiliyor. Birbirinize versus atıyorsunuz. Çok zevkli bir şey değil mi? Bence mantıklı bu arada. Kaşınılan virüs. Arkadaşlar koronavirüsleri yok ediyoruz bu oyunda gördüğünüz gibi. Ama sizi de seviyoruz. Ya ebesin nikah ya. Ha yan yana da yok edebiliyoruz dur. O zaman efendim. Onu unuttum ben ya. Yan yana diyordum. Yeter ki 4 tane olsun yani. Bir şekilde. Bam 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 bom.
Bam 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 bam. Bu ne lan? Ne bok yediğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Bir an beynim durdu. Tamamdır hocam. Kardeşim bu oyunları oynadım bilse şu anda acaba eve gelmek için kaç tane malzeme var? Uyuyor. Neyse. Şuraya koyalım. Oyun demesin. Ne yapıyorsun birader? Bitirsene şu oyunu falan. Ya salak! Oraya koymasan diğerine koyamayacaktım. Allah Allah. Galiba o ses onun için diye düşündüm ama tabii net bir yorum yapamam çünkü yok öyle bir şey. Bilgim. Ne yani gidip onu mu araştırayım? Evet öyle yapacağım. Bu durum. Bu bize tasarruf sağlıyor yalnız. Hocam bu tasarrufu neye borçluyuz? Ya anasını bile tasarruf ediyoruz ya. Gün. Tamam virüsümüz 12 tane. Abi dolarken de artıyor sayısı çok güzel ya. Tamam ya bu böyle işte. Bu oyunun başka bir şey yok size iki kişiliğini göstereyim. Of be. Bak bir çık mı lan acaba? Yanlış. Ne oluyor lan? Ben böyle koyacağım. Aha Mario boku yedin koronavirüs oldu. Evde 14 gün kalmak zorundasın şimdi. Start deyince ne oluyormuş? Oo ebesin ki. Bu ekrana gönderilmiş. Hızlı yapalım, chill yapalım. Bölümden devam edelim. Ana ekranımız işte. Onun nesi chill ben bilmiyorum ama. Düşünme hızını hızlı yaptım. Biraz böyle oynayalım diyerekten. Tamam sıktı. Ne bileyim. Ya böyle bayağı gidiyor. Ben şimdi bunu sizin önünüzde oynayamam çünkü o kadar fazla. Evet, ikinci player'ımız da alttan ayarlıyor falan. Ben low yapacağım bir de low görün. Chill görmediniz. Müziği tam duymadınız. Hocam gönder. Bakın bu ne nasıl satamış. Neyse. Bu ne kaçıncı böyle seviye yaptım kendim ben. 10 falan yaptım herhalde. Bunu kasıtlı olarak koymadığımı yemin edebilirim. Hatta yemin... Bence belli oluyor yani kasıtlı. Şu en sondaki maviyi kasıtlı olarak koydum. Ayva yiyor! İmdat! Sağ taraf ekran set çek bizden evvel kazanacağız dur. Çünkü sağ taraf oynayan yok evde tekim. Bu oyunu oynamayı annem de çözemedi. Kardeşim de çözmez herhalde. Ben öğretene kadar. Ya ben kendim buldum oyunun nasıl oynandığını. O zaman Vın var kardeşim. Ne internetinden bahsediyorsun sen? Vın kullanıyor Türkiye. Vın. Vın ne sen biliyor musun? Anca OG'ler bile biliyor. Aha bak taç. Sonu 3 tane oldu mu kazanıyoruz. Şöyle yapıyorum abi. İn aşağı yukarı verelim. Neyse. Şunu dinleyelim. Bunun sonu çok troll. Herhalde öyle hatırlıyor. Lip diye bir şey bitiyordu. Bu ne biçim son? Tamam yeniden başlamış. Bomberman. Bu oyunu bilmeyen varsa terk etsin biliyorum. En iyisi de bilip bilmemeniz önemli değil. O oyunu bilip bilmemeniz önemli şu an. Doğru ver abi. Televizyonda eşek gibi bağırdık kanısına vararaktan sesimi kısıyorum. İşte bu hatırlıyorsanız special bir videosunda şey yapmıştık. Bir tane kertiş yükledik çalışmadı. Kaptan Tsubasa falan filan vardı ya. İşte onda Bomberman vardı. İşte bu oyun... Aynen bu oluyor oradaki Bomberman oyunu. Yani bir oyunun bende birden fazla bulmasının hiçbir zaman işe yarayacağını düşünmemiştim. Yaradı. Valla bunda bir dolanıyorsunuz abi şu blokların içinden power up çıkıyor. Oğlum var ya ilk başta sıkıcı geliyor ama of ne biçim zevkli oluyor. Duvarların içinden geçmeye başlıyorsunuz bir süre sonra. Hızlı gidiyorsunuz. Birden fazla bomba koyuyorsunuz.
Bombanız uzun, bir de kontrollü bomba. Siz basmadığınız sürece patlamıyor. Çok kavga, çok güzel bir şey oluyor oğlum ya. Onu bir uzun süre oynamanız lazım şu oyunu. Zevkli oluyor. Bir deneyin abi. Ne olacak yani? Başta sıkılacaksın da kardeşim. Mamurum yani. Mamurum'da skinimiz de geldi arkadaşlar. Smash Bros'a herhalde. Ya skin miydi? Ne bir şey geldiydi sanki. Ben hatırlayamadım başında. Bomberman'la ilgili bir şey geldi. Skin geldi. Ha evet. Skin geldi de onun zaten şey yok muydu? Bir tane bölümde ortaya çıkmıyor muydu Bomberman? Ne? O zaman bu ne dedim ben zaten gördüğümde. Geber misin ikiniz bakayım orada. Sana da şöyle bomba koyalım. Geber misin bileyim ben. Gebermedi. Ama bunda bir bug var. Onu da göstereyim mi size? God mode'un oluyor. Ama sonra geberiyorsun. En ufak bir hata şey yaptığında her türlü geberiyorsun galiba onda. Bir de NES versiyonunda kapıyı buluyorsun bak şimdi. Bu blokların içinden kapı çıkıyor. Belki denk gelir şimdi. Kapıya bir daha yanına bomba koyduğunda ve patladığında kapı kırılıyor gibi düşün. Sonraki bölümdeki enemiyle bu bölümü basıyor. Onları öldürmek zorunda mısın hatırlamıyorum ama yani su şeyi var, enemisi, düşmanı. Çok kanser bir. Gerçekten çok. Bunlar çok basit de. Şerefsiz bir anda bizi takip etmeye başlıyor. Geberi veriyorsun yani. Bunu da gebertince bu şey bitiyor. Kam. Ana. Ya kapıyı bulamadık. Hiçbir bok bulamadık abi, bir şey gelmiyor. Abi böyle bir şey olamaz. Hayır, zamanımız da var biliyor musun? Bak 60, 59. Bu malı nasıl öldüreceğim ben orada tek başına? Abi kapıyı bari bulalım lan, kapıyı bulmazsa kapatacağız. Anasını seveyim ya, blok kaldı mı anasını sattım oyunda. İnş kalmıştır. Abi var da anam gebere yazdım. Balon kafa. Buraya gel lan. Ya bozuk ya. Ya ben burada normalde bu kadar kötü olmuyordu. Bilmiyorum niye böyle oldu. Şimala kamp kuralım bakalım. Dönmezse. Evet. Gebersen orada bakayım yani. Öttü. Ben bombayı koymasam daha güzel duyacaktım. Özür dilerim ama 16 saniye var yani, gebermek istemiyorum senin için. Ne yani, sen şimdi benim için geberir miydin video çekerken? Lütfen bana dürüst ol. Bir geberdim. Anasını. Yes! 4 saniye kaldı, kapıyı bulduk. Ya ama power up bulamadık ya. Power up'ı bulsak şu an bombamız büyütecek bu bölümde. Sonraki bölümde de bomba kontrolü olacaktı. Bomba kontrolü olana kadar dert çekiyorsunuz, bomba kontrolü geldi mi of, enemiler şak şak geberiyor. Ama ölürseniz bomba kontrolünüz yok oluyor. Şimdi size böyle hile göstereyim diyecektim, bir dakika bu bölümde suların olması lazım. Ne oluyor lan? Abi siz suları bir salabilir miyiz? Suyu salalım görsün arkadaşlar. Amanın geberiyor, geberdim sandım ya. İki tane bomba koyuyorsunuz, ikisi birbirini triggerlıyor. Mal ölür mü acaba? Geberdi. Lan gebermez. Gel bak şimdi bak ne oluyor lan. Bak. Gel. Böyle yanınıza gidiyor. Yanına gidiyorsunuz, bir yanına geliyor bu şerefsiz işte. Çok gıcık bir şey ya bu. Geber ya. Tamam şimdi size... Spike'daki değişimi boş verin. Herhalde basılı tutunca mı oluyor? Hayır, basılı tutunca olmuyor. O zaman turbo tuşuna basılı tutmanız lazım. Ya da tam patlayacağı anda basmanız lazım tuşa. Ben size bunu göstereceğim. Göstermeden gittiğim yok. Nerede doğdum lan ben? Bu ne anasını satayım? Hapishaneye doğdurdum ben resmen. B
Bir de şey oluyor. Olmuyor. Helikopter aldık oğlum. Turboya bastım, tuttum. Yine olmadı lan. Aha. God bonum. Anlınızı paçavur ettim. Sağa sola falan sürtüşürseniz bomba size temas ediyor, gebeliyor. Bu bug niye var bilmiyorum. Ama var. Gördüğünüz üzere. İşte anasını satıyoruz. Aha bak, geberdik. Ama biz bir güzel soykırım yarattık az önce. Tamam. Gösterdiğim için mutluyum. Road Fighter. Bu güzel bir araba oyunu. Biliyor musunuz lan siz bunu? Çok fazla tarihi geçmiş olan olan yoksa bilmiyordur. Ya buradan bir şey hatırlayamazsınız. Basınca hatırlayacaksınız. Level 2 ne biliyorsunuz? Zorluk seviyesi. Şimdi bir şeyler hatırladığınız gibi geliyor bana. Hocam baskı. Ha, ilk önce B'ye basmamız gerekiyor. Böyle 195'e çıkarsın diye gazı. Vites gibi düşünün işte. Sürekli böyle çarpmadan giderseniz Superman falan geliyor. Superman demeyelim de işte bir tane uçan süper kahraman temsili şey geliyor. Şu mavilerle kırmızılar ama en çok maviler. Maviler hep hareket ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Bir hareket etmediği zaman yok mavinin. Ama kırmızı belli değil. Kırmızının ne yapacağı belli olmuyor. Ha şimdi biz hiçbir şey çarpmadık Allah'a şükür. Abi kaçar kare gidecekleri belli, tamam mı bunların? O yüzden şüphe etmeyin lan, sonuna kadar mı gidecek falan filan diye. Hocam. Bakın gördünüz mü? Şunlar benzin oluyor. Araba şeklinde benzin nasıl olur diye sorgulamayın. Aha bak geldi. Şu an kaza yapmadık çünkü. Ben ilk geldiğimde çok güzel kaza yapmıştım. Tır gelecek şimdi galiba. Çok güzel ses lan bunda. Gelmedi. Biz bir kere çarptığımız için mi gelmedi acaba? Olabilir. Aha geldi. Tırın arkasına çarparsanız patlıyor. Patlıyor arabanız. Tamamdır. Benzinimiz 35. Tamam düşmüş. Ya benzin dediğine bakmayın kardeşim. Kullanmıyorsun benzin azalıyor. Kullanıyorsun yine aynı şekilde azalıyor. Yani benzin zaman işte. Benzinler gırgırına. Adı benzin. Zaman değil de benzin işte. Anla. Gazı saldım. Aha geberi yok. Arabalara çarpıp patlatabiliyorsunuz. Aha bak patladı mesela. Maviye çarpıp. Merak etme, siz öyle patlamıyorsunuz. Siz sürekli oraya buraya sekiyorsunuz. Sağa sola, yolun sağına soluna çarparsanız kayarak o zaman ölüyorsunuz. Aman iyi. Hah bu şekilde ölüyorsunuz. Sonra ya tamam kardeşim, göstermek için biraz salak salak sürdük. Lütfen artık izin ver de normal sürmeye başlayayım. 4 tane bölüm var. Bundan sonraki bölüm plaj yeri. Bu diğer yarış arabası şeklinde maviler de sürekli sağ sol yapıyor. Neyse efendim, bundan sonra gel plaj, anasını severim ben böyle. Plaj yeri. Yol arkadaşlar o kadar dar ki niye oradan araba sürüyorsun dedirtecek seviyede. Bu arada kaza yapınca benzinimiz azalıyor. Hocam benzin! Hocam şele gideceğim. Hocam. Hayır. Level 2. Bir plaj var dediğin gibi abi. Ondan sonrakinde de böyle dağa çıkıyorsunuz. Onun yolları biraz daha geniş bundan. Bir önceki, bir son. İşte az önce oynadığımızdan değil. Ondan daha geniş ya da biraz daha geniş. Güzel. O yol güzel. Kötü değil yani. Oyun alıştıktan sonra no hit yapabiliyorsunuz. Evet. Ya böyle oluyor bazen ama yani şu anda bayağı oynarsanız herhalde arabayı kurtardık. Bayağı alışıyor olmanız lazım yani. Neyse
Hiç böyle bir girelim. Ansız atlamayın. Aman tamam. Daha fazla göstermeyeceğim. İsterseniz gösteririm tabii de. Videoda tekmediğinden dolayı görmeyeceksiniz. Neyse. Bilardomuz var abi de. Bilardo oynamadan gittiğim yok. Şimdi bu böyle bir oyun. Ne olduğunu bilmiyorum. Başka hiç bok anlatmıyor. Sadece birkaç tane yazı yazıyor. Ha, o ne yapacağını anlatıyor. Evet de. Neden öldürüyorum ki ben bunları? Neredeyim? Neyin nesi anasını satayım bu oyun? Yok. Onu bilemezsin. Bakın böyle tutuyoruz. Şöyle yukarı basıp mıydı? Nasıldı? Turba tuşuna mı basıyorduk? İkisine mi basılı tutuyorduk? Ne yapıyorduk? Artık. Ne aldım ben orada lan? Uçağa dönüşüyor bu arkadaş. Aha aşağı basılı tutarak. Çocuk. Ha, ben bunu seviyordum işte küçükken oynarken. Havaya çıkıyordum böyle salak salak ateş ediyordum. Uçuyordum sürekli. Havaya çıktığınızda yavaş gidiyorsunuz galiba. Bilmiyorum. Ama havaya çıktığınızda aşağıda gördüğünüz gibi benzininiz azalıyor. Yani bunu kafanıza göre kullanmamanız gerek. Biz şimdi en üste gidelim. Bu. Bak bu ne anasını seveyim. Allahu Ekber. Hocam bu ne? Ondan çarpınca ölüyor muyduk? Hocam oyunda bug var. Amanin. Neyi vuruyorum lan ben? Aha bakın işte burada açmamız lazım aslında. Ne? Patladığı yeri gördün mü? Aa, tamam işte biz burada ölüyorduk aslında. Ay uçmamız gerekiyordu. Şimdi benzinimiz bitecek. Abayı yiyeceğiz. Sen nesin oğlum? Bak bana. Evet. Denize düşüyoruz patlıyor. Deniz değil mi burası? Ya, aha yeniden doğduk 50 ile ama. 50 benzinle doğduk. Ya böyle bir oyun işte ben de bilmiyorum bunun nasıl bir şey olduğunu. It is Bilardo time. Ya da ben size şeyi göstereyim Bilardo'dan önce. Load Runner. Geodry'yi gösteririz ya size. Şimdi şöyle. Bu oyun çok kanser. Edit modumuz var şöyle. Böyle koyabiliyorsunuz. Şöyle de yok edebiliyorsunuz. Boş bloğa gelene kadar. Verseniz. Bu karakterimiz oluyor bu. Görüntüsü böyle değil merak etmeyin. Evet sadece bir kareyi oluşturabilmeniz tabi bok gibi bir şey ama oğlum ben ne bölüm yapardım bunda ya. Nasıl bir şeydi bu? Ciddi ciddi bölümler yapardım. Kolay yapardım ama. Niye zorlayayım ki kendimi? Şimdi siz bu oyun ne ilk önce onu öğrenmeniz lazım. Bu enemy oluyor. Biz altın topluyoruz. Ne boka topladığımızı bilmiyorum altında. Bunlar da merdivenler oluyor. Ha, şimdi şu kırık merdiven tahminimce bütün altınları toplayınca oluşacak olan merdiven. Şimdi hocam kendimi koyayım. Evet, güzel. Select'e basınca oyunumuz şey oluyor. Şöyle yapalım. Aha, sıçtık. Bu bizi gebertecek. Evet, edit'e geri gidiyor önce. Tamam. Şimdi size bokumdan bir bölüm yapayım. Şimdi neden olmayacak? Çünkü bu arkadaşı kendimi şöyle alabilir miyim? Evet sen geber. Tamam en üstte vardı bu. Tamam bok gibi bir yer yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Love Effort bölüm yaptım. Tamam oyunda spoiler yediniz şimdi. Ben size oyunun esasını göstereceğim. Nasıl bir kanser olduğunu görün. İki player nasıl oluyor lan? Ha sıra sıra oynuyor. Bas. Başlayalım. İlk önce map'i görüyoruz. Gördüğünüz üzere. Map'imiz geldi arkadaşlar. Ne bok yiyeceğimiz orada görün. Bu kamera niye bu kadar kayıp diye sormayın. Ben de bilmiyorum ya. Bu kamera niye bu kadar kayıp gidiyor. Neyse arkadaşlar biz bu oyun kesinlikle iyi bir örnek. Altınları çalma açısından. Eğer bir hırsız olmak istiyorsanız bu oyunu öneriyorum size.
Şimdi şöyle ananın aynen şu AB tuşları toprak yarıyor falan filan böyle altında kalıyorsunuz. Aynı siz yani siz toprağı yarıp düşerseniz o zaman sıkıntı oluyor. Size arkadaşlar bir tavsiye. Burada toprak yararsanız en alttayken okuyorsunuz. Ya nasıl ya? Nasıl kardeşim? Nasıl bir hitbox'ı var bunun? Ha select'ten bölümü seçebiliyormuşuz ama seçmeyeceğim. Sağ mı yardıramıştık kardeşim? Sağ yardıralım. Tam mal aşağı inecek beni tutmak için. Nasıl gerizekalı? Baksana şunu yaptım valla. Ya bu para nasıl çıkarıyor oraya onu anlamış değilim. Neden para çıktı oraya bir anda onu anlamadım bak. Bunu anlamamıştım zaten. Ben biraz geç tepki verdim. Ağzınıza sıçarım ha. Hah böyle geçebiliyoruz da bu benim ne işime yarayacak? Ha şöyle çıkabilirim. Güzel. Tamam şöyle yürüyelim. Hocam siz kimsiniz? Ben proyum. Şimdi nerede açılacak lan mısın sattığını? Ha solda kalmış bir tane. Ya ananı s***. Adam üstündeyken toprağı yaramıyorsun. Hareket etmen gerekiyor. Ben tuşları karıştırdım az önce. Güzel ama ya. Uğraşırsan üstüne yani zevk almak için uğraşacaksın. Zamanım yok diye düşünerek oynarsan bu oyunlar zevkli değil. Siz gidin bilardo falan oynayın ne bileyim. Niye okey yok lan bu Atari'de? Atari'de niye okey yok arkadaşlar? Güzel soru bence. Niye okey yok ki? Bütün oyunlar var okey yok. Ha bu şerefsizler şeyi mi alıyor? Para mı alabiliyor? Son canımızı da harcayalım. O zıplın molasıca. Abi para da aldık mı? Nasıl öldüreceğiz biz bunları? Bunları öldürmenin bir yolu olmalı o zaman. Herhalde toprağın içini düşünce yazar belki ve geberiyorlar. İşte yerdeki toprağı yarıyorsun. Abi diyorum ya oyun kanser. Çok basit bir mantığı var ama o şekilde kanser. Platformun oyunu bile değil. Baksana zıplama kaçma yok. Gel abi sen şuraya. Aha düştü. Ananı geliyor. Aha. Oh my god. Yukarıdan spamlandı yalnız şey. Allah'ım nerede para kaldı? Kimde para kaldı? Ya attın yalanı ya. Attın yalanı. Aha para. Oh my god. Hocam nerede açıldı? Nasıl sattım şeyi? Nerede açıldı? Hocam yürü. Yes! Birinci bölümü geçtik daha. Birinci bölümü geçtik. Daha birinci bölümü geçtik daha bir. Ah, bir can daha gelmiş. Demek ki bölüm geçtikçe can da geliyor. Şu normal blokları kazamıyorsunuz. Bunu ya nasıl satayım? İki kez mi kazacağım? Sağ sol yaparak kazdıracak bana bir götürmem onları. Bakın oyun oynadıkça alışmaya başlıyorsunuz. Benim ilk başta şu anda da pek iyi değilim de yani en azından tuşlara nasıl basacağımı, ne anda basacağımı, nasıl reaksiyon vereceğim falan az çok kavradım. Deneyim kazanmadım sadece tuşları kavradım. Deneyim kazanmakla tuşları kavramak ayrı şeyler. Bir şey öğrenirsin ama deneyim kazanmadıktan sonra o şeyi öğrenmenin anlamı olmuyor bazen. Şu an bok yedim ben. Ne olacak? Aha öldüm. Evet ölüyormuşum. Tamam ben bununla uğraşmayacağım arkadaşlar yoksa kanser olacağız. Bu oyunda buradaki kanser oyunu oynamam. Ben bu oyunu pek sevmiyorum bu arada. Oynamamı istiyorsanız çünkü uzun sürüyor. Bir like. Ne bileyim like atın da yorumlara da yazın. Like ile yorum bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bilardo oynayalım. Bilardo siz boş verin diye oyunlara. Hadi. Bilgisayara vs.com. Burada birbirimize karşı oynuyoruz. Bunda da iki kişilik şey yapıyoruz. Bir dakika lan bunu yapacağız. Ha bilgisayara karşı oynuyoruz. Bir de öyle var. Güzel seçenekmiş lan hiç düşünmedim öyle bir seçeneği olacağını. Yukarı aşağı yaparak bölüm seçiyorsunuz.
sağ sol yaparak kim seçiyor? Yapım şeklin herhalde. Ya da zorluğunu mu? Neyim? Neyse arkadaşlar, şöyle klasik bir düzeni dizeceğiz tabii ki. İlk bölüm olarak değil mi yani? Adamlar biliyor işi. Bakın sağ üstte sağa sola kırmızı işaret noktalar doluyor ve azalıyor diyeyim şimdi. Bunlar sizin gücünüzü temsil ediyor. Şu şat kısmını görüyor musunuz? Bak mavi yanıp sönüp durur. Orada o da sizin atış. Kaç tane atma hakkınız kaldığını gösteriyor. 3'tü. Şimdi bir tane kullandım. Hiçbir bok olmadı. Eğer top sokarsanız doluyor yeniden. Yani normal bilardo mantığı işte. Şimdi ben bunu yapmamın hiçbir anlamı yok. Neden böyle vurdum bilmiyorum. Öleceğiz. Eğer sokamazsanız, bak son şatım kaldı, son bir tane vuruşum kaldı. 3'e bakmamışım ya. Öf. Şimdi en son kaldığım yerden bir tane top hakkını kaybederekten başlıyorum. Şöyle bir üçlü atalım. Bize kendi topumuzu da sokmamız lazım yalnız. Hah, birini soktuk. Şu an yeniden 3 olacak şatımız. Evet. Güzel. Şatımız. Hocam çok hızlı attırdım. Hah. Oh oh oh. Güzel. Tamam. 2 tane geliyor. Sonra ne değişiyor tabii bu. Bir bilardomuz var demiştik arkadaşlar. Önceki bölümde. Ya da sonraki bölümde demiştim. Ama onu daha önce çekmiştim. Öldüm. Attır kardeşim. Helal abime. Attır abi. Ya ananı var ya, çok seveceğim ya. Girdi ama niye? Ben çok sert vuruyorum. Şu an niye dikkatsiz oynamaya başladım ben bu kadar? Ben bu kadar kötü oynamıyordum oyunu. Bak yine aynı hatayı yaptım. Yine aynı hatayı yaptım ya. Tamam, kaybettik. Anladım hocam. Tamam başla. Hadi başla. Tamam özür dilerim. Hadi. Şöyle bir arasında paçavra edelim bunları. Tam gaz ileri. Benim öyle yapmayı daha çok seviyorum. Ve bu yaptığınız hiçbir şey yanlış yapmayın. Şimdi aynı hatayı yapmayacağım. Oraya vurarsan çünkü hiçbir anlamı olmayacak. Şöyle gücümüz bir... Çok da güçlü vurmayalım. Ne bileyim, neden korktuğumu da bilmiyorum da. Bunda çok sert vurmama gerek yok. Şu şekilde ayarlarsan. Ya ciddi misin? Ciddi misin? Piksel ya, piksel. Ananın var ya, ananın. Al. Işık kısmı da gir oraya. Işık. Ama yat. Yine girmiyor ya, kapayınca. bana çarptı. Ha, iyi. Aman, çok hızlı vurdum ya. Tamam, doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ay yok. Yok, düşüyorum. Tamam, şimdi bu topa vurunca biz geri çekeceğiz. Arkadaşlar, bu büyük beyin patlatması ya. Bu şekilde vurabiliriz. Arkadaşlar, aşırı noob oynuyorum şu an şeyi yalnız. Yemin ederim çok kötü oynuyorum, yemin ederim ya. Bu kadar kötü oynamıyordum ya. Delireceğim. Ben sonraki bölüme geçiyorum ya. Oha. Tamam, round 2, hadi. Tamamdır hacı. Başlayalım oyunumuzu oynamaya. Attır. Niye böyle oldu? Ben anlamadım ki. Bu kadar kötü oynamıyordum ben bu oyunu. Güzel sokturuyorum hepsini. Sokuruyorum. Hocam ayıp, ne oluyor? Ay çok sevdiğim hatalar oldu. Orayı keselim. Ben ne yapayım? Sen sürüyüm mü? Ne yapayım? Efan abi neler diyorsun? Evet, ben neler dedim az önce. Ama bilardo oyununda sokma falan var ya, o öyle dedi çocuklar yani. Siz öyle anladınız değil mi zaten? Yani bazı kişiler yanlış anlamış olabilir. Nasıl anladıklarını şey yapmayın, düşünmeyin. Sıkmayın tatlı canınızı. Hiçbir şey bilmiyorlar ya bunlar da. Biz topu sokmaktan bahsediyoruz değil mi ya? Arkadaşlar yani. Çocuklar.
Şimdi bazılar gelecek inşallah top sokuyorlar. Kardeşim top sokuyoruz, görmüyor musun? Fırat doğru boru döşüyor, biz bir şey diyoruz mu? Nasıl reklam yapılmaz? Oh yes. Yalnız benim shotum bitmek üzere. Hesap makinesi. Bum. Of be, şu hesaba bakar mısın be? Şu an girdi bak. Of be Mete Hanım, çok iyi hesaplıyorsun oğlum ya. Aşık oldum bana resmen. Kendime aşık oldum. Ben de onunla birlikte gideceğim. Hiç bok olmadı lan bana. Hocam şimdi şu 3'ü sokabilir miyiz de bak diye bakacağım. İlk önce 2'yi sokmaktan ziyade. Çünkü öyle istiyor canım. Bu hızla atlayalım. Güzel. Yeniden güzel. Dur. Nice. Top sayımız da arttı. Top sayısı ne oluyor abi? Canımız oluyor işte. Her 3 shot'u bitince, işte top sayımız azalıyor işte. Tamam, ben bu bölümde kaybediyorum. Şimdi bu bölümde kazanacağım. Demek ki bugün de bir anormallik var diyeceğim. Galiba öyle oluyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ha dur gebeleceğiz şimdi, dur. Evet, başlıyoruz. Tamam canım, öyle kazanamam oğlum. Öyle bir saçmalık olabilir mi sizce? Ha oraya, no, oraya gitmek no. Oh my god, how the heck? Ha, no. Hayır, bir piksel. Yes, tamam. Bir can kaybettik lan şu ana kadar. Nasıl nazar değdirilir? Bir can benden öğrenebilirsiniz. Büyük ihtimalle. Geralimo! Leroy! Ah geldi. Mavi ne yapacağız şimdi? Ya Mavi, you are kinda sus. Ananı kinda sus işte. Kinda sus Mavi, kinda sus abi ya. Mavi is suspicious. Ananı ne yaptın? Bunu yanlışlıkla yaptım ben. Neyse, ölmediğimize dua ediyoruz, tamam mı? Yani öyle de bilirdik. Her işin bir kötü şeyi var sonuçta. Ha, tamam, şu an sıçtık, o yüzden ölsek de bir şey değişmiyor. Şimdi Metehan zeki hareket arıyor kendine. Şimdi ben yapacağım, geri seçeceğim buradan. Arkadaşlar sıçtım ki zaten. Bu son top sayım. Bir. Ya! Niye o kadar hızlı vuruyorum ki? Tam ya, öf. Allah Allah. Cıvılcıyı gösteriyorum. Müzik dinleyeceğiz. Üçerli birleştireceğiz arkadaşlar. Göreceğiz şimdi nasıl bir şey. Bunu işte üçerli birleştiriyor anacığım. Başka bir şey yok. Müziği dinliyorsun, müzik güzel. Tamam mı? Bunları üçerli birleştiriyorsun. Sonra bölümler de, renkleri değişiyor bölümün. Öyle bölüm atlamış oluyorsun. Hızlı hızlanıyor falan. Bu şekilde yardırıyorsun abi. Bunun başka şeyi yok. Bu oyun öyle mi ya? Müzik açısından, Atari'deki müzik açısından bir şeyler kaybetmiş arkadaşlar. Hoş yani müzik, benim hoşuma gidiyor. Evet, bunlar gerçek şarkılar. Evet ama ya bu tanınmış şarkılar yok içinde. Ama yine kulağa hoş geliyor değil mi sonuçta? Bunun şeyi vardı, playlisti olması gerekiyor YouTube'da. Ben bulmuştum en son. İşte bu kartuşu yeniden aldığımda ya kapatmış basalım onu. Onda da vardı cevabı.
Orada bir nostaljiye giriş geliş yaptım. Çocukken ne oynardım lan? Maksimum 18'e falan varmıştı herhalde. Ya önceden 7'yi mi 10'u mu ne, 8'i mi ne geçemezdim. O gün bir geçtim. 18'e kadar geldim tek de işte. Sonra dedim saat gece 1 falan oldu. O zaman babaannem gideyim tabii, halam falan var. Hala dedim bu oyun bitmiyor. Kapatalım bu oyunu, uyuyalım dedim. Yani oyunu normalde kapattırmazdın değil mi? Yani oyunu kapattırdın. Oyunu kapattırmayacaktım normalde de, sonra vazgeçtim, şurada kapatsın dedim. Bitmiyor oyun yani. Oyun zaten belirli bölüme kadar gidiyorsun, sonra sıfırlanıyor. Hızı falan. Onu izleyebilirsiniz. Ha bu ne şimdi diyeceksiniz. Şimdi şu renklerimizi sayıyoruz. En fazla olanın üstüne koyuyoruz ve o renk olanlar yok oluyor. Mesela sayalım. 6 tane sarı var. 5 tane mavi var. Büyük ihtimalle sarı fazla. Ben sarıya koyayım. Ya siz isterseniz mantık, taktik yaparsınız. Şöyle bunu yok edince üsttekiler alta gelecek, üçlü birleşecek falan götürecek diyerek hesaplarsanız öyle de olabilir. Ya da rastgele koyarsınız. O zaman dezavantaja girebilirsiniz. Ya da en fazlaya koyarsınız. Bir anda oradan buradan şey blok gelir, birbirini götürür. Öyle şeyler oluyor yani. Normal şeyler onlarda. Şimdi bunu koyuyoruz ve müzik de değişiyor ekranda. Aa bak oldu. Evet hocam. Şunu müzik yeri bütün gün oynuyordu. Ne bileyim, şu müzik güzel ya bence. Yani rahatlatıcı, sakin gece müziği falan gibi geliyor. Bu tonda. Ya bu demek değil ki oyunun müzikleri fevkalade, çok iyi yani. En iyisi olan en iyi müzik falan. Öyle düşünmeyin, ben öyle bir şey demiyorum. Benim bilmediğim varsa siz söylersiniz, dinleriniz mesela. Ben öyle bir şey savunmuyorum ki, şu an ben bundan memnunum anlamında bu. Hayır ya, hayır. Şöyle, oha, ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ben öyle bir şey yapmıyorum ben size. Ya normalde o sarıyı koymayacaktım, alttaki mavileri götürecektim, cüm. Yüzdeki yukarıdaki kırmızılar birleşecekti, güzel görünecekti. Ne bileyim, benim hoşuma gidecekti. Ama mantıklı bir hareket mi olacaktı? Pek mantıklı bir hareket olacak söyleyemez. Niye öyle yaptım ya ben? O oyuna biraz sıçtım resmen. Evet, biraz oyuna battım. Hah! Bundan dolayı yapmışım galiba. Tamam, bu yeniden geri geldi. Şimdi hangi sayfada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane doğru saydıysam tabii yeşil var. Evet, 7 tane ondan var. Diğerlerinden pek fazla göremedim. 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı var. Yeşili koyalım abi. Bak sarı kalmadı. Önceki tur sarıya koyduk ya. Şimdi yeşil kalmayacak. Ama yok. Önceki tur buna koydum, bundan kalmayacak diye bir şey yok. Yok yani. Öyle düşünmeyin. Ama önceki tur koyduğunuz için tabii onlar gidiyor tamamen. Yani önceki turdan kalma hangisi attıysa. Mesela şu an kırmızı ya da mavi falan fazla gelebilir. Kırmızı fazla gelmiyor aslında. Şu anda oyunun bize verdikleriyle kırmızının alakası yok. Güzel. Gari. Nereye götürtelim sizi? Şuraya götürtelim bakalım. Ya çok mantıksal oynamana gerek yok ya. Zevk almaya bak müziklerden falan. 10 tane mi ne müzik var? Ya da 8 tane mi? 10 tane değildi herhalde ya. Var mıydı lan o? Var ama ya müzik. Benim en sevdiğim müzik pembe olunca. Galiba o Almanca bir müzik. Marş mı? Şarkı mı? Ne? Şarkı değil. Ama o... Bilmiyorum yani. Onun ben orijinalini bulmuştum. Bu arada.
Abimiz İngilizce öğrenince. Neyse, tam bu oyunda böyle arkadaşlar işte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yayına katın. Edit de yapacağım gördüğünüz gibi. Bir sonraki tarih videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mario!